Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Umarım hepiniz iyisinizdir. Evet, ben bugün size böyle şirin, güzel, yeşil tonlarıyla harika bir yosun türü bir çiçekle geldim. Bu çiçeğin ismi Sene Genella Martensis arkadaşlar. Yani biz Türkçe'de buna süs yosunu diyoruz. Meksika ve Orta Amerika kökenli bir bitki, ithal bir bitki. Yosungiller familyasından. Bakımı oldukça kolay bir bitki. 15 derece altı sıcaklığın düşmeyen her yerde bakabilirsiniz ama nemli bir ortam olması lazım. En azından kuru bir ortamda yetiştiriyorsanız nem sağlamanız lazım. Onu da nasıl sağlayacağınızı göstereceğim ben. Ben Antalya'da yaşadığım için zaten Antalya biraz nemli bir memleket. O halde ki ben buna nem sağlıyorum. Onu da sizlerle paylaşayım. Bakımı zaten o şekilde yapılıyor. Yosun bende yaklaşık bir ile yakındır var. Ben aldığım günden beri arkadaşlar ne toprağını değiştirdim bunun, ne saksısını, hiçbir şeyini değiştirmedim. Zaten bu çok toprakla işi olan bir bitki değil bu. Çok az bir toprakla yaşayabiliyor. Şimdi bunu nasıl bakıyorum ben? Sizlere de yeni bakacak olana, yeni almayı düşünenlere ya da almış olanlara fikir olsun. Böyle bir kasem var arkadaşlar, benim toprak bir kase. Siz bunu bu şekilde bir kase de olmayabilir, saksı da olabilir. Herhangi bir kap içinde benim yaptığımız şekilde yapabilirsiniz. Burada da 4-5 tane taşım var. Şimdi arkadaşlar bu taşları kasemin alt kısmına koyacağım. Onun üzerine de biraz su koyacağım. Çiçeğimizi yani yosunumuzu, süs yosunumuzu da onun üzerine koyacağım. Bunu neden yapıyorum arkadaşlar? Bu benim çiçeğime nem sağlıyor. Zaten bu nemi seven bir bitki olduğu için buharlaştık sıra hem kök kısmından hem yapraklarına nem sağlıyor. Bu su koymamın amacı bu. Ben bugüne kadar böyle baktım arkadaşlar. Herhangi bir besin falan vermedim. Bu şekilde yaparak gayet sağlıklı. Hiçbir şey olmadı aldığım günden beri. Rengi de görüyorsunuz çok hoş. Bu şekilde baktım. Sizlerle de paylaşmak istedim. Bence bu şekilde bakarsanız çiçeğinizde hiçbir sorun olmaz. Bir de arkadaşlar bunu direkt güneş altına kesinlikle koymayın. Yani tropikal bir zaten bu ormanda yetişen bir bitki olduğu için direkt güneş ışığını sevmiyor. Bu ağaçların altında yetişen bir bitkiymiş. O yüzden arkadaşlar bunu direkt güneşin altına koymayacaksınız. Aydınlık yer olacak. Ben bunu yazın balkonuma koyuyorum. Balkonumun güneş gelen tarafına değil, en az güneş görebilecek yere koyuyorum ama aydınlık bir yer oluyor tabii ki. Bu şekilde şimdi de mutfağımın penceresini aldım. Bazen tabii Antalya olduğu için güneş biraz fazla oluyor bizim kış da olsa pencereden vuran güneş. O yüzden pencerenin güneşi en az alacak yerine koyuyorum ama aydınlık bir yerinde duruyor. Bu şekilde arkadaşlar yapraklarına su fışkırtıyorum. Burada ne yaptım biliyor musunuz arkadaşlar? Bundan çoğaltma işlemi yaptım. Bu da başarılı oldu. Canlandılar bakın. Bak burada biraz ölmüş bir kısmı ama tekrar yeşerecek gibi duruyor. Bu yosunların böyle kahverengiçti mi? Sonra yeşerme şeyleri de olabiliyormuş. Bakalım o da yeşerecek mi? Onu da gözlemleyeceğim. Böyle bir şişeden kestim ben. Bu şişeyi üzerine koyuyorum. Fıs fıs da su püskürtüyorum nem sağlasın diye. Yani teraryum yaptım. Biraz daha büyüsün. Biraz daha canlandığında bunu alacağım üzerinden. Bu şekilde biraz bakmayı düşünüyorum buna. Bakın bu da tuttu. Gayet de güzel. Canlandı oradan uç kısmından. Zaten bu geliştiğin arkadaşlar uç kısmında böyle bir sarı tomurcuk gibi bir şeyler oluyor. Büyüdük sıra onlar çoğalıyor. Bu şekilde burada bir saçaklar görüyorsunuz arkadaşlar. Bu saçaklar yakut kolyesinde de oluyor. Bu çiçeklerin hava almasını sağlıyormuş. Yani gövdeye, yapraklara hava sağlıyormuş o. Başka ne söyleyebilirim? Herhangi bir besin falan vermedim ben arkadaşlar.
Şimdilik de hiç öyle bir şey düşünmüyorum. Toprağını da değiştirmeyi düşünmüyorum. Sakızını da değiştirmeyi düşünmüyorum. Bu şekilde bakmayı düşünüyorum. Yani bir yıla yakındır herhangi bir sorun olmadı. İnşallah bundan sonra da olmaz. Eğer ki herhangi bir sorun olursa değiştirirsem tekrar ikinci bir video çekerek bunu da sizlerle paylaşırım. Ben yeni bu çiçeğiyle tanışmış olan arkadaşlara bilgi olsun diye bu videoyu çektim. Umarım faydalı olmuştur. Yorum kısmından yazarsanız herhangi bir sorunuz olursa oradan kesinlikle cevaplarım. Beni izlediğiniz için ben teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Tekrar görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.